Mesela bir arkadaş anlatıyor, milletvekiliydi bu adam. Mehmet Zahit Botku ölmeden evvel hasta günleri, işte 79 yılında odasında diyor, geçmiş olsuna gitmişiz, o İskenderpaşa Camii var ya, orada oturuyoruz diyor, işte o da yatağında uzanmış yatıyor, arkasına yastık falan dayamışlar, şöyle bize karşı işte bir şeyler söylesin falan bekliyoruz derken, çok gürültülü bir şekilde evdeki telefon, odadaki telefon çaldı diyor. Yanında hizmetine bakan adam açtı telefonu diyor. İşte buyurun filan. İşte muhterem hoca efendimiz uyanıklar mı? İşte muhterem başbakanımız Süleyman Demirel Hazretleri konuşacak filan. Ses, telefondaki ses böyle söylüyor. Biz diyor odanın içinde duyduk bunu. Herhalde NATO hattı filan ya, başbakan ya adam. Yani özel hattı böyle, her telefon böyle çın çın ötmez. Anlarsan İstanbul. Diyor. Evet, şey verir misiniz? Verdik diyor. Şimdi Demirel'in sesini dinliyoruz yani. Telefon hoca efendinin elinde diyor. Hocam, selamun aleyküm, ellerinize öperim, Cenab-ı Allah size iyilik versin falan. Yani öyle yaygaracı, şamatacı bir işportacı işte Süleyman Demirel'in malum. Bize, hükümetimize dua edin, dua. Sizin duanız olmadan biz bir şey yapamazız. Demek ki bütün haltlarını hoca efendilerine dua ettirip o dualarla yapıyor adam. Geldi değil mi? Ondan sonra hoca efendi de hiç kim dua istese hani rah içmeye gidiyorum hocam dua et diyene de dua ediyor. Küfürle hükmedene de dua ediyor. Allah işinizi rast getirsin, hükümetinizin işi asan olsun filan diye dua et diyor yanında. Bunu söyleyen bir sefer eski milletvekili Adıyaman milletvekili Abdurrahman ne soyadı Ünsal. İki dönem milletvekili oldu. 8 sene komşuyduk Ankara Etlik'te, bunu kendisi anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani adamlar biliyor bu işin usulünü biliyor. Şimdi Mehmet Zahit Kotko'nun bir sürü bilen bilmeyen ama seveni var. Ha, ne yapmalı? Onun başbakan olarak bir hatırını sormalı. Yoksa Demirel'in umurunda mı yani Mehmet Efendi, Ahmet Efendi? Hiç. Ama oyları umurunda. Bu sistemde herkesin oyu umurunda. Cingene Mahallesi de önemli onlar için madem ki oy çıkıyor. Ha? Asiller Mahallesi de önemli. Öyleyse ne yapmalı? Mehmet Efendi'nin yanında hiç boş kalmaz. Bir başbakan olarak arayıp, muhterem başbakanımız Süleyman Demirel, hatırını sual ediyor, muhterem hocamızın dedirtti mi? O yayılır. Efendim geçen gün mübareği işte başbakan hazretlerine arayıp sual edilmiş hatırını sual sağlanır filan. O onun ağzından kullanır filan derken dünya kadar oylar cebeledi. Tamam mı? Muhteremi hatırını sağlığını soracak başbakan, sen de o mühteremin adamı olarak da ona uygun vermeyeceğim, olur mu? Olur mu yani efendi hazretleri razı olur mu? Ya bir çarparsa fevcelerse seni.